Merhabalar. Otel misafirlerine anket nasıl uygulayabiliriz? Bunun için otel anket modülümüze gelerek ilk olarak anket tanımlaması gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu ekranlara aynı zamandan F10 kısa yolu ile de ulaşılabilmektedir. Anket tanımı listesini çalıştırdığımızda buradan F4 ekle komutu ile yeni bir anket tanımlaması gerçekleştirebilmekteyiz. F3 vazgeç diyerek mevcut hali hazırda tanımlanmış bir anketi incelediğimizde burada ilk olarak anketimize ait bir kod tanımlaması yapıp daha sonrasında uygulayacağımız ankete ait bir ad ve buna ait İngilizce ve Almanca karşılıklarını belirlemeliyiz. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz anketler için de ilgili durum çubuğundan kullanılmayan anket listesi için pasif durumunu alarak ilgili aktif listesinden kaldırılmasını sağlayabilmekteyiz. Sorular alanına geldiğimizde ise müşterilerimizi sormak istediğimiz ilgili soruları bir soru kodu ile sırasıyla her bir soru için her bir satıra ayrı ayrı soruları belirlemeliyiz. Ve bu sorulara ait belirlenen grup adlarını yani bir otel içerisindeki resepsiyon bölümü, yemek bölümü, servis gibi bölümlere ayırarak da raporlamalarımızda kolaylıklar sağlayabilmekteyiz. Cevap tanımlamalarına geldiğimizde ise verilecek sorulara karşılık yapılacak cevap tanımları alt alanda belirlenmeli ve bunlara ait müşterilerin puan sistemine göre vereceği ilgili puan değerleri de karşılarına belirlenmelidir. Ve sonrasında tüm işlemlerimizi tamamlayıp F2 kayıt dememiz durumunda anketimiz anket tanımları listesinde oluşmuş olacaktır. Bu ekranımızdan vazgeç diyerek çıkış sağlayıp müşterimize bugün içerisinde bir anket uygulaması gerçekleştirdiğimizi varsayarsak anket girişi listesi içerisinden F4 ekle komutu ile tanımlamış olduğumuz anket şablonunu seçmiş olmamız durumunda ve uygulayacağımız anket tarihini belirledikten sonra misafire ait liste içerisinden misafir koduna bağlanmış olan ilgili misafir kartını seçip burada diğer bilgileri de seçmiş olduğumuz misafir bilgilerine göre otomatik olarak karşımıza gelecektir. Durum alanında ilk başta yapılan anket girişleri onaylama durumu söz konusu ise giriliyor durumunda bırakıp bir sonraki departman veya bir sonraki ilgili kişi de onaylandı durumuna getirerek işlemleri tamamlayabilmektedir. Biz şu an anketimize ait onaylandı girişinde bir anket oluşturalım. Anket cevaplarına geldiğimizde seçmiş olduğumuz şablona ait ilgili sorular karşımıza gelecek. İlgili misafirin maksimum puan vermesi durumunda F5 maksimum puan ata denilerek diğer seçeneklerimizi manuel belirleyebilmekteyiz. Buradaki seçeneklerimizi de tamamladıktan sonra misafir notu kısmında misafire ait herhangi bir sorular dışında bir not bilgisi var ise bu soru ve notlarda ilgili alana girilebilmektedir. F2 kaydet denilerek anket girişimizi tamamladığımızda anket listemizde durum alanında onaylandı olarak anketlerin oluştuğunu görmekteyiz. Buradan da ilgili anketlerimizin takibini sağlayabilmekteyiz. Yapılan anket değerlendirmelerinin yüzde başarıları bu listeden de takip edilebilmektedir. Kolonlar alanında incelediğimizde görmüş olduğumuz kolon başlıklarında anket işlemlerimiz listelenmektedir. Bu ekranımızdan F3 vazgeç diyerek çıkış sağladığımızda İşletmeler eğer isterse misafir kiosk ekranı ile işletme bünyesindeki misafirlerin kendilerine anket doldurulması da sağlanabilmektedir. Örneğin, belirli lokasyonlara konumlandırılacak olan dokunmatik ekran ile müşterilere oda numarasına girmesi durumunda ve ilgili soy adını girerek seçeceği işlemlerde anket işlemini dokunmatik ekrandan seçip karşısına tanımlamış olduğumuz anket şablonu gelecek ve buradan yapmış olduğu değerlendirmelere göre işlemleri F2 ile kaydedecek, anketi başarıyla ekleyebilecektir. Buradan seçeceği dil seçeneklerine göre de işlemlerini sağlayabilmektedir. Ve sonrasında yapılacak diğer işlemler olarak ekstra kontrollü kart hareketleri arıza formu gibi örneğin bir arıza formu girmemiz durumunda bir açıklama belirleyerek İlgili arıza kayıtlarını da ilgili kiosk ekranlarından kendileri manuel olarak girişlerini sağlayabilecektir. Ekranımızdan çıkış sağladığımızda ve yapılan anketlerimizin analizlerini incelediğimizde anket grafik analizi ekranımızı kullanarak veya raporlar ekranımızı kullanarak da ilgili raporlamalara ulaşabilmekteyiz. Anket grafik analizini çalıştırdığımızda burada karşımıza vereceğimiz aylara göre parametre değeri veya
vereceğimiz başlangıç ve bitiş tarihiyle yapılacak olan anketlerde genel anket olarak soru gruplamalarında tanımlamış olduğumuz bölüm grubunu seçerek gösterimlerde soruları veya soru gruplarını seçmemiz durumunda varsa acenta, uyruk ve pansiyon şeklindeki belirli değerleri girerek tek bir analiz almak istediğimizde ve F2 güncelle dememiz durumunda karşımıza yapılan anket grafiği gelecek ve burada anketimize ait yapılan yüzdesel değeri üst alanda belirleyecektir. Aynı zamanda anket raporu kısmına gelmiş olmamız durumunda seçmiş olduğumuz soru gruplarından servis ile ilgili yapılan yüzdesel başarı değeri karşımıza gelecektir. Soru grubunu boş seçmemiz durumunda ise anketimizde sormuş olduğumuz tüm sorular da karşımıza gelmektedir. Bu ekranımızdan vazgeç diyerek raporlar ekranımıza geldiğimizde de anket analizi raporumuzdan da seçmiş olduğumuz şablona göre ve belirlediğimiz tarih aralıkları ile acenta, pansiyon, uyruk ve yapılacak olan grup adları ile F2 ekran dememiz durumunda karşımıza anket analizinin detaylı olarak da raporu dökümünü verecektir.